Karadeniz ve deniz kirliliği ile ilgili açıklamalarda bulunan 19 Mayıs Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi ve eski Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Derneği kurucu başkanı, şimdi ise derneğin üyesi olan Uğur Mumcu, Temiz Nehirler, Temiz Deniz Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mumcu, proje uluslararası ölçekli bir proje. Peki amacımız Karadeniz'de de su kirliliğini önlemeye çalışmak dedi. Temiz Nehirler, Temiz Deniz Projesi uluslararası ölçekli bir proje. 5 ülkeden 6 tane sivil toplum kuruluşu, biz de bunların içerisindeyiz, bir proje. Amacımız özellikle Karadeniz'in su kirliliğini engellemeye çalışmak. Tabii bununla alakalı olarak bölgedeki sivil toplum kuruluşlarını bilinçlendirmek, bunların kapasitelerini geliştirmek ve en nihayetinde kamuoyunun ve halkın farkındalığını yaratmaya çalışıyoruz. Projenin şu anki noktasında çok yakın bir gelecekte kamuoyunun farkındalığının yaratılması kapsamında 19 Mayıs Üniversitesi'nde bir grup öğrenciye su kirliliğinin kaynaklarını, Karadeniz'in nasıl temiz tutulacağına ilişkin bilgileri sunduk. Üniversitenin çevre mühendisliği katkılarıyla. Kızılırmak Deltası'nda, Kızılırmak bölgesinde bir ilköğretim okulundaki öğrencilerle orada bölgedeki kirliliklerin nasıl olduğunu ve bunların nasıl ortadan kaldırılacağına ilişkin bir saha çalışması, uygulamalı bir çalışma yaptık. Projemizin devamı niteliğinde muhtemelen yakın gelecekte daha halka ineceğimiz bir takım çalışmalar düzenlemeyi planlıyoruz. Yani Temiz Nehirler, Temiz Deniz Projesi başlıca Karadeniz'in temiz kalması, sonrasında da dünyanın ve doğanın temiz kalması amacıyla ortaya koyulan bir proje. Biz de bu projenin önemli ortaklarından bir tanesi olarak faaliyet yürütüyoruz.